ki Allah biraz daha bizim hidayetimizi artırsa, mesela namazları kılan bir kimse için düşünün, biraz daha hidayeti artırsa bu kez namazlarını camide kılmak için arzu bulur içerisinde. Biraz daha hidayetini artırsa işte sabah namazında camiye gitmeye başlar. Biraz daha hidayetini artırırsa geceliğin de ibadetine kalkmaya şevk bulur içerisinde. Yapmazsa eksiklik hisseder. Yani o aradaki ilişki doğrusaldır ve tamamen kişinin hidayetinin artmasına bağlı. Kişinin hidayetini Cenab-ı Hak ne zaman artırıyor? Buna yönelik istek ve adımlarda bulunursa, bilgisini bu anlamda çoğaltırsa, unutmayın ki geceliğin ibadete kalkan kimsenin anlatıldığı ayetin hemen devamında Cenab-ı Hak kul hel yestavillezine ya'lemuna vellezine la ya'lemun diyor. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Olmaz işte, biri debelenip yatıyor, öteki geceliğin kalkıp Cenab-ı Hakk'a, Rabbine farz olmadığı halde gönüllü ibadette bulunuyor. Bu bir bilgi meselesidir. Bizde karşılığını bulmuyorsa biz bu bilgiden yoksunuz veya bu bilginin heveslisi ve aşkla bunu benimsemiş ve içselleştirmiş değiliz demek ki yani. O düzeyde bir hidayetimiz yok demek ki. Çünkü göğsümüz henüz ona açılmamış. Onun şeyi içerisinde, aşkı içerisinde olamamışız. O düzeyde değiliz. Daha aşağılarda. Çünkü bize ne kadar zor görünüyorsa, o namaz kılmayanlara, hiç namaz kılmayanlara namaz kılmak ne kadar zor görünüyorsa, gece ibadete kalkmak da muhtemelen bize öyle zor görünüyordur. Ama o kalkanlar var ya, onlar o düşündüğümüz zorlukla kalkmıyorlar. Bize ne diyor şeytan? Uykusuz kalırsın. Sabah gün boyunca uykusuzluk içerisinde debelenirsin. Senin zaten işin çok. Ondan sonra uykunu bölersin vesaire. Bu bize gelen telkine göre geceleyin kalkanlar hep böyle akşama kadar esneyerek dolaşmalar lazım. Adım başı düşüp ayakları bir yere takılıp düşmeleri, dikkat dağınıklığı yaşamalar lazım. Hiçbiri öyle olmuyor. Tam tersi, daha ding, daha dinamik oluyorlar. Sonra bir bakıyorsun, doktorun biri diyor ki uykuyu baştan sona öylece derin derin uyumak vücudu çok dinlendirmiyor. Arada şöyle bir tekrar reme çıkmak, bir uyanık, yani gecenin ortasına şöyle bir uyanmak, sonra tekrar uyumak, böyle ikiye bölmek vücudu iki kat dinlendiriyor. Olabilir mi? Olabilir. O zaman sen dinleneceğim diye hiç uyanmadan yatmışken belki de tam tersi dinlenmeden kalkıyorsun. Öyle ya, üzerine sabahın güneşi geçince de, yani sabaha da kalkmayan adamın nasıl çok uyumasına rağmen yatakta o kadar yorgun, argın ve tembel kalacağını varın siz düşünün. Demek ki çok uyku öyle her zaman şeytanın bizim kulağımıza üflediği gibi çok dinlenme, çok huzurlu olma, çok rahatlama anlamına gelmiyor. وَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ فِعْلَهُ. Dilerim Allah Azze ve Celle bize de bu yapamadığımız, Cenab-ı Hakk'ın öğütlediği, özendirdiği salih amelleri, o faziletli, iyice fazileti yüksek olanlar, onları da yapmayı sevdirsin. Onun aşkı arzusu içerisine girecek düzeyde hidayetimizi çoğaltsın. Bunu anlamış ve kavramışken bunu Cenab-ı Hak'tan talep etmeyi bize nasip ettiği gibi karşılığını da bize yaşatsın dilerim. Mutelezziden bihi gayra mustethkilin. Ondan lezzet alır, ondan ağırlık duymaz, ona ağır gelmez, lezzet duyar tersine. Fe inne hâzihi alâmetun alâ ennallâha kad hedâhu. İşte bu bir alamet ve bir işaret ki Cenab-ı Hak ona hidayet etmiş. Onun göstergesi. Allah, demek ki hidayetin dışa vuran bu yanlarıyla alametlerini görebiliyoruz. Artık zevk alıyor bunu yapmaktan. Artık hoşuma gidiyor diyor. Namaza başlamış bir zamandır. Şimdi yani eskiden hep bunu nasıl kılacağım diye düşünüyordum. Şimdi hayatımın bir parçası oldu. Çok hoşuma gidiyor. Bu Allah'ın hidayet ettiğinin bir şeydi. Bunu değerlendirmesi lazım. Bu böyle hep onda kalmaz, bu zevk hali. Değerlendirirse o zevk hali devam eder. Yani hakkını verirse. Ama değerlendirmezse, bunun bu zevkine vardığı halde tembelliğine verir de yapmazsa, uygulamadan geri durursa,
Cenab-ı Hak onu geri alır. O zevk kaybolur, geri gider. Biri böyle işte Umre'ye gitmişti. Dönüşü röportaj veriyor. Diyor ki yani oradayken hayat diyor hep namaza programlıydı diyor. Habire namaz, namaz, namaz. Bir an böyle düşündüm ya, burada böyle hep namazı gidip kılıyoruz. Yani normal yaşamımızda hiç de böyle değil yani. Hayatımız namaza programlı değil. Yani halbuki çok güzel bir şeymiş. Öyle hoşuma gitti, öyle zevk aldım ki. Dedim gidince artık normal hayatımda da yaşamımı namaza göre programlayacağım. Bak Cenab-ı Hak bunu onu öğretmiş bir ümre seyahatinde. Ve hoş olduğunu yaşatmış. Hayatının bir parçası ve zevkli, mutlu, huzurlu Cenab-ı Hak ile bu düzeyde bir yakın ilişkinin farkındalığını ona öğretmiş. Bu bir bilinç hali bu. Öyle tahtaya yazarak olan bir şey değil. İnşirah dediği Cenab-ı Hakk'ın göğsünün açılması. Şimdi kendi ülkesine geldi. Bunu bir hafta yaptı, iki hafta yaptı, üç hafta yaptı. Nerede trak orada bırak. Nerede vazgeçerse orada da Cenab-ı Hak geri alır onu. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمِلُّ حَتَّى تَمِلُّ Allah'ın elçisi buyurdu ki Allah bıkmaz. Siz bıkmadıkça. Allah yakınlaşmaya, bu ilişkiyi geliştirmeye, kuluyla bu münasebetini çoğaltmaya Cenab-ı Hak bıkmaz. Ama kul bıktığı zaman Cenab-ı Hak da geri çekilir. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبًا Burada ölçüye riayet etmek çok önemlidir. Çünkü şeytan bazen tekerleği fazla çevirtip ayaklarını dolama yapıp düşürmek ister. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerdeki dozaj açısından ölçümüzdür. Bu ölçüyü açamayız. Aşarsak bu kez farkında olmadan şeytana oyuncak olmaya başlarız. Hiç yemeksizin oruç tutmak gibi, hiç yatmaksızın geceyi ibadetle geçirmek gibi. Bunlar artık doz aşımı dolayısıyla kişiye zarar vermeye başlar. Allah'ın elçisi benzeri uygulamalara yönelen ashabından bazı kimselere, yoksa ben aranızda Allah'tan en çok sakınanınız, اِنِّي لَاَخْشَاكُمْ وَاَتْقَاكُمْ اِلَى اللّٰهِ Allah'tan Allah'a karşı en çok sakınan, en muttaki olanınız değil miyim? Bu çok ağır bir sistemdir, ağır bir uyarıdır onlara. Dolayısıyla doz aşımına gitmeden, Resulullah'ın yaptığı uygulamalar ile yetinerek, orada durarak. Allah'ın elçisi hanımlarından birine namazdan sonra geldi. Epeyce tabii namazdan sonra belli bir vakit geçiyor. Hala seccadesinde. Hala bir tesbihatı var. Namazdan beri burada oturuyorsun. Evet dedi. Vallahi dedi biz dedi bir şey söyledik. Senin bu ne kadar söylediklerin hepsinden daha hayırlıdır. Hoşlanmadı. Yani onun Cenab-ı Hakk'ın ona öğrettiği o dozaj, Cenab-ı Hakk'ın مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ dinde size zorluk bırakmadı dediği ölçü önemli. Şeytan o ölçüyü aşıp kişi ibadetlerini gerçekleştiremez. Hayattan kopmuş bir hale düşürüp bak işte bu din yaşanmıyor noktasına çekmek ister. Yeni yeni ibadetler ihdas etmiş. Bir oturuyor hiç kalkmıyor. Saatlerce. Resulullah'ın hayatında var mı? Bunun bu bahsedilen, anlatılan şekliyle, usulüyle, sayısıyla yok. Kim uydurdu, kim icat etti bunu? Filanca falanca. Efendim Resulullah'ın buna ihtiyacı yok ama biz onun gibi değiliz. Tam da bu sözü söylemişti o günkü sahabiler. Dediler ki Allah'ın Resulü bizim gibi değil ki, onun bu kadar ibadete ihtiyacı yok ama bizim var. Dolayısıyla o yapmasa da biz yapalım diye hep oruç tutmaya yahut geceleri hep kulluk etmeye vesaire girişimlerde bulundular da Allah'ın elçisi önünü şiddetle kesti. Çok keskin bir tepki gösterdi bunlara. Onun ölçüsüne sığmayan ki onun o yaşadığı ölçü, ibadet ölçüsü vahyin kendisine dikte ettiği, Cibril'in kendisine öğrettiği kıyamıyla, rükuyla, secdesiyle, rekat sayısıyla, hepsiyle vahye dayanmaktadır. Ayet ayet Kur'an nazil olurken onlar bu ibadetleri bu şekilde rekatlarıyla, ezanıyla vesaire gerçekleştiriyorlardı. Eğer Allah Azze ve Celle'nin yerde olup bitenden haberi yok,
diyenlerden değilseniz, vahyin en azından bu yaşanan sünnet üzerinde takriri ve onayı söz konusudur. Bunu aşmaya, yeni şeyler icat etmeye, kendimizce ibadetler ya kendimizce yeni türden namazlar vesaire oluşturmaya girişmemiz, işte tam da Allah'a din öğretmenin adı bu olsa gerek. Böyle yapmak Cenab-ı Hakk'a kalkıp din öğretmek olur. Biz de yeni bir ibadet uydurduk. Böyle yapıyoruz. Sağ ayaklarımızı kaldırıyoruz. Arada bir hopluyoruz hep beraber. Sonra yuvarlanıyoruz. El ele veriyoruz. Bazısı olduğu yerde böyle teker gibi dönmeye başlarsa, öteki karşılıklı zıplamaya, bir bakmışsın böyle başka başka şeyler yapıyorlar. Dönmeye. Biz Allah'ın elçisinde görmediğimiz bir işi ibadet diye temizlenmek, aklanmak, baklanmak, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak değerlendiremeyiz. Ona ibadet diyemeyiz. Ha, ibadet demiyorum, ben kendimce hobi işte spor yapıyorum. Spor de o zaman ona, ne diyorsan onu de. Ama bunu önce namaz kılanlar, sonra da yoga yapanlar böyle yan yana gösteriyorsun. Bu da onun gibi bir şey. Sonra dönenler, sonra halka yapıp falan. Uzaktan bakan bu dinin böyle farklı farklı ritüelleri var sanacaksa, ha, orada olmaz, dur işte. Biz Resulullah'a yabancılaşamayız. Onda olmayan bizde varsa ondan uzaklaşamayız. Onda ne varsa ancak o kadarıyla bizde olsun. Çünkü o üsve-i hasenedir. Cenab-ı Hakk'ın güzel örnek dediği örnektir. Güzelin doz aşımı da artık kötüdür. Farklı farklı şeylerin yozlaştırılarak içine kondurulduğu da artık hasene değil, seyyedir, kötüdür. Dolayısıyla ölçüye burada azami şekilde dikkat etmek lazım Cenab-ı Hak ile olan bu ilişkide. Ve en mükemmel halinin Resulullah'ın örneğinde, yani doğruyu ne zaman zorluyorum? Tam da Cenab-ı Hakk'ın dediği ölçüde, Resulündeki gösterdiği ölçüde. Kalktı, 2 rekat kıldı, 4 rekat kıldı, 8 kıldı, 10 kıldı, 12 dur artık. Allah'ın elçisi bundan fazlasını kılmadı. Ve zaman zaman bunları 2 de kıldı, yani gece namazı ibadeti olarak da. Şu dilimlerde, gel şu dilimde, gel şu dilimde kalktı. Adam bir şey yapıyor, sabaha kadar. Cenab-ı Hak o dilimlerini Resulullah'ın kalktığı, اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَ Cenab-ı Hak bunları laf olsun diye mi söylüyor? Resulullah'ın bu uygulaması, Allah bildi sen bunu böyle yapıyorsun dediği uygulaması. Ha, ben umurumda değil, başka şeyler yapıyorum. Ben şu sıralar 40 bini tamamlamak için akşamdan bir başlıyorum, sabaha bitmiyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Eğer Allah'ın elçisinde örnekliğinde yoksa, o zaman güzel bir tarafı da yok demektir. Çünkü güzel olanların hepsi onun örnekliğinin içerisinde zaten mevcut. Peygamber namaz vardı. Peygamberden öğrenmedik biz namazı demeye geçiyoruz. Yani saklı bir şey söyleyeyim ki. Namaz zaten Yahudilerin de vardı diyor. Yani Allah'ın elçisinden ki bize en yakın, en son Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ve o gün bugün Müslümanların hep birlikte icra ettiği ezanıyla, ibadetiyle. Bunlar, bu gelen bilgiyi, efendim bu zanni, buna güvenemeyiz diyen bu beyefendiler Resulullah'tan öncekine nasıl güveniyorlar? Yani Resulullah'tan önce zaten vardı. Ha, demek ki ta oradan gelen hadislerle besleniyorlar. Allah ve Resulü size ne verirse alın. Muhtemelen Hazreti Adem'den geliyordur beyefendilere. Dolayısıyla da o ve kat'idir kesin o gelen bilgiler. İşte dalalet böyle bir şeydir. Evet, peygamberden almayalım da gerekirse ta Firavun'a kadar yolu var.